Beşiktaş ve gol sorunu bu sezon bittiğinde üzerinde durulacak şeylerin başında olacak. Geride kalan 27 maçın 21 tanesinde 0, 1 veya 2 gol atan Beşiktaş, 5 maçta 3'er gol buldu ve sadece bir kez 3 golü geçebildi. Toplam 6 maçta 3 gol ve üzerini görebilen Beşiktaş, bu sezonki maçlarının %22'sinde ancak bu barajı geçebildi. Beşiktaş'ın bu oranın altında 3 gol barajını aşan maç sayısı, 2014-15 sezonunun tamamındaki 6 maçlık performansın getirdiği yaklaşık %18'lik oranla gelmişti. Sonrasındaki 6 sezonun tamamında en az 9 maçında 3 gol ve üzerinde yakalayan Beşiktaş, bu sezonun geri kalanındaki 11 maçında 3 golü daha fazla maçta geçerek bu oranı iyileştirebilir. Yeterli zaman var, ancak şu ana kadarki durum orana baktığımızda da çok parlak değil. En basitinden Beşiktaş'ın bu periyottaki şampiyonluk sezonu olan 3 sezonunda bu oranın geçen sezon %43, 2016-17'de %35, öncesindeki 2015-16 sezonunda ise %38 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Şampiyonlukların yolu sadece gol atmaktan geçmese de rakip kale önünde istikrarlı bir performansın anahtar görevi gördüğünü söylemekte de sakınca yok. Beşiktaş'ın sezon boyunca penaltısız gol beklentisi toplamını penaltısız gol toplamıyla birlikte grafikleştirdiğimizde de durumu biraz daha net görebiliyoruz. 4. haftada gol sayısı XG'sinin üstüne çıkan Beşiktaş, 15. haftada golü temsil eden yeşil ve XG'yi temsil eden kırmızı çizgi kesişene kadar hep toplamda beklentinin üzerinde kaldı. 23. haftada çizgiler tekrar kesiştiğinden bu yana ise Beşiktaş pozisyona artık daha çok giriyor, zira kırmızı çizginin daha dik yükseldiğini görüyoruz. Ancak aynı inmeyle gol sayısını artıramıyor ve an itibarıyla da penaltısız gol beklentisinin yaklaşık 7 gol altında. Karşılaştırma olması açısından Beşiktaş'ın geçen sezonki 27 maçlık performansına baktığımızda 47 gol beklentisinden bulunan 53 golle beklentinin 6 gol üstünde bir kale önü performansı görüyoruz. 9. maçında gol toplamı XG'sini geçen Beşiktaş, bu istatistikte bir daha arkasına bakmadı bile. ...27 maça kalmayıp sezonun tamamına baktığımızda ise Beşiktaş'ın sezonu 64 XG'den bulunmuş 80 golle beklentinin tam 16 gol üstünde bitirdiğini görüyoruz. Şampiyonluk emarelerinin arasında artık XG'yi aşmak önemli bir yerde. Tabii kendi kalenizdeki performansınızın da buna eşlik etmesi gerekiyor. Beşiktaş gibi Galatasaray'ın da 2021-22 sezonu gol sorunuyla anlatılacağı benziyor. 27 maçta sadece 26 gol atılabilmiş olması, Galatasaray tarihinde bundan önce sadece 4 kez yaşanmış bir durum. Galatasaray'ın 27 maç sonunda bu sezon attığının altında attığı sezonlardan sadece birinde daha averajının eksi olduğunu görüyoruz. O da 21 gol atılıp 25 gol yenilen 1979-80 sezonu. Daha kötü averajın 27 maç sonunda görüldüğü bir de 2010-11 sezonu var, ancak o sezonda Galatasaray 29 gol atmıştı. O sezon 27 maçta 37 gol yemiş olmaları ise averajlarını eksi 8 yapıyordu. Beşiktaş'ın XG ve gol grafiğini sarı-kırmızılılara da uygulayıp oradaki sorunu da daha net bir şekilde gözlemleyebiliyor muyuz bakalım. Tabii ki gözlemliyoruz. Durum daha da vahim. Zira Beşiktaş'ta sezonun önemli bir bölümünde yeşil çizginin yani gol sayısının kırmızı çizginin üzerinde olduğunu görebilmiştik. Galatasaray'da ilk 4 hafta seyir yakın olsa da 11. haftadaki son yakınlaşmaya kadar az farkla da olsa beklentinin altında kalan gol sayısının sonrasında neredeyse sürekli olarak beklentiden uzaklaştığını görüyoruz. Bunun sonucu olarak da 27 maç sonunda Galatasaray'ın penaltısız gol beklentisi 42'yi geçmişken gol sayısı sadece 32 ve arada 10 gollük negatif bir fark oluşmuş durumda.
Maçtaki ilk iki şutunun ikisi de gol olan Çaykur Rizespor'un Galatasaray'a oyun olarak çıkarmaya çalıştığı zorluğu XG merdiveninde görebiliyoruz. Devre bittiğinde iki takımın da eğrileri henüz toplamda ancak yarım gol ederken Galatasaray'ın bu sırada bile toplam 9 şutu var. İkinci yarıyla birlikte Boyd'un harika golüyle bir kez daha geri düşen Galatasaray'ın baskısını arttırdığını ve bunları pozisyona da çevirdiğini görüyoruz. 64'te Gomis'in kaçırdığı, daha doğrusu Tarık Çetin'in kurtardığı penaltı ve sonrasında 70'te bu kez Babel'in gole çevirdiği penaltı Galatasaray'ın XG seyrine yaklaşık 1,6'lık bir sıçrama yaptırtsa da Galatasaray'ın maçtaki penaltısız XG'si penaltısız gol sayısına nihayet denk. Çaykur Rizespor'un ise toplam 0,32'den 2 gol bulabilmiş olması o gollerin harikalığına bir gölge düşürmüyor tabii ki. Haftayı kapatacak maç Kasımpaşa-Fenerbahçe maçıydı ve hem pazar gününün kendi gol ziyafeti hem de bu son maç öncesi gol toplamının 41'de kalmış olması rekor stresini de bu maça yüklemişti. Her iki takım oyuncularında tabii ki lig tarihinin en gollü haftası olup olmama stresi yoktur. Ancak bizler gibi rekor bekleyenler için her şey bu maçta atılacak gollere kalmıştı. Neyse ki bizi üzmediler ve rekora yetecek kadar gol izlettiler. Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı hemen hemen aynı yerden çekilmiş iki şuttan bulduğu iki golle geçti. Ligde bundan önceki 3 maçında ortalama 15 civarı şut deneyen Fenerbahçe, sadece 9 kez rakip kaleyi yoklama imkanı bulabilirken, çerçeveyi bulan 2 şutunda da 2 gol bulmayı başardı. Maç bittiğinde iki takımın XG değerleri hemen hemen aynıydı ancak Fenerbahçe'nin bunu Kasımpaşa'nın neredeyse yarısı kadar şuttan bulması, maç boyunca da ceza sahası dışından sadece bir şut denemesi, doğru şut seçimi açısından Fenerbahçe'yi doğru yapan takım kıldı. Bu bölümümüzde Beşiktaş ve Galatasaray için yaptığımız sezonluk gol beklentisi ve gol sayısı seyrine Fenerbahçe için de bakalım ve bu maçtaki şut seçimi ve gol sayısının sezonun geneline yansıyıp yansımadığına bir kez de sarı lacivertler için parantez açalım. Fenerbahçe'nin penaltısız gol sayısı Beşiktaş'ınkine eşit ancak sarı lacivertliler bu gol sayısını Beşiktaş'tan daha düşük XG'den bulmuş durumda. Buna iki türlü yaklaşabiliriz. Farkın eksi olmasına rağmen Beşiktaş'a göre daha iyi olması Fenerbahçe adına iyi. Aynı sayıda golü daha düşük XG'den bulmuş olmak performansın altında kalma açısından bakarsak olumlu. Ancak 27 haftada sadece 40 XG biriktirebilmiş olmak sorun. Burada yine Beşiktaş'ın 2020-21 sezonunda 27 maçta 47 XG biriktirip 53 gol atmayı başarmış olmasını daha iyi bir örnek olarak hatırlayabiliriz. Bir önceki bölümde ligin bu aşamaları için puan almak oyundan daha önemli ifadesini artık daha sık duyacağınızdan bahsetmiştik. Fenerbahçe'nin de Kasımpaşa galibiyeti onları Medipol Başakşehir'le eş puana, İtefak Holding Konyaspor'la ise 3 puan kadar bir farka yaklaştırdığı için yeterli. Fenerbahçe'nin sezonun ilk 8 haftasına 2 tanesini sıkıştırdığı 3'er maçlık galibiyet serilerine bir üçüncüyü ekleyebilmiş olması da momentum açısından önemli. Fenerbahçe'nin ligin ilk yarısındaki 3. haftadan itibaren aldığı sonuçlarının tamamen aynısını almış olması ise bir diğer ilginç detay. Ligin ilk yarısında 3. haftada Altay'ı mağlup eden, sonrasında Demir Grup Sivasspor'la berabere kalan Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e yenildikten sonraki 3 maçını kazanmıştı. Ligin ikinci yarısında da aynı takımlarla oynadığı maçlarda 6 maçın 3'ünde skoru bile tekrarlayan sarı lacivertliler bu kopyalama alışkanlığını bırakmak isteyeceği yere geldi. Zira ligin ilk yarısında fikstürün burasından sonraki 3 maçının 3'ünü de kaybetmişti Fenerbahçe.